dikkatleri bir kere Kuzey Irak'a yoğunlaştırarak, Kürdistan bölgesine yoğunlaştırarak bir nebze olsun rahatlamalarına yol açtı. Şu anda öncelikli mesele Suriye ve Suriye'de Kürtlerin denetimindeki bölgeler, kantonlar değil. Bu bir, ne diyelim, onlara geçici de olsa nefes alma fırsatı sağlıyor. Yani Türkiye'ye dahil bütün aktörlerin dikkati şeyde, Kuzey Irak'ta. İşte Türk ordusu Habur sınır kapısı civarında tatbikat yapıyor. Yani şeyi düşünürseniz, kaynakların sınırlı olduğunu düşünürseniz aynı anda iki cepheye, üç cepheye birden dağıtamazsınız kuvvetlerinizi. Bu yani tahmin ediyorum Kuzey Suriye'deki Kürtlerde, Kürt unsurlarda belirgin bir rahatlama yarattı. Ancak yani Astana görüşmelerine giden yolda Türkiye, Rusya ve İran'ın yeni çatışmasızlık bölgeleri konusunda anlaştıkları haberleri de çıkıyor. Tahmin ederim Aydın'ın hani sona yaklaştık derken dikkate aldığı şeylerden bir tanesi de buydu. Oradaki pozisyonlanma artık oturmuş durumda. Der el-Zor'a böyle bir şey var. 19. yüzyılın sonundaki İngiliz-Fransız sömürgecilerin Faşoda'ya biri işte doğu, batı doğu, biri kuzey güney istikametinden kesişmesi gibi oraya doğru bir yarış var. Yani işte Amerikan kim erken varırsa orada da iş geliyor, yine petrol kaynaklarına dayanıyor. Yani Suriye'nin mütevazi de olsa petrol kaynakları var. Son perdeyi hani kozlar, en çok kozla kim elinde girecek yarışa tanıklık ediyoruz. Bu anlamda da bakarsanız hem rejimin hem de Suriye'deki diğer aktörlerin dikkatlerin Kuzey Irak'a dönmüş olmasından son derece memnun olduklarını tahmin ediyoruz.